Evet, Akkoza Medya Erdal Alakaş, bugün Tarsus'tayız. Yanımızda çok duayen bir ismim var. Hocam hoş geldiniz güzel kendimiz Tarsus'a. Bir sizi kısaca tanıyalım, birkaç da sorum olacak. Ben ressam, yazar ve hidrobaykam. Not aldığım bir soru vardı. Eğer cevaplarsan sevinirim. Neden gençler sanat ve sanat alanlarına gelmiyorlar ve nasıl bir şekilde bunları sanat ve sanat alanlarına davet ederiz? Özellikle Z kuşağına. Özendirilmiyorlar. Bugün konuşmada anlattım. Müzelerde büyümüyorlar. Devlet onları özendirmiyor. Medya özendirmiyor. Maalesef sanatın esasında hayatın en vazgeçilmez değeri olduğunu, sanatsız bir yaşamın ne kadar kuru olacağını konuşmada anlattım. Evet. Müzik yok, tiyatro yok, dizi yok, resim yok. Sanatsız bir yaşam budur. Esasında sanatın hayatlarının olmazsa olmazı olduğunu anladıkları gün ve devlet onları sergilerle, müzelerle, çocukluklarından itibaren, anaokuluna itibaren oraya çektiği zaman bu değeri çok daha erken keşfedecekler. Evet. Hocam bir sorum daha olacak. Tarsus'u nasıl buldunuz ve Tarsus'un nerelerini gezdiniz? Tarsus ve insanlarını çok güzel buldum. Bugün nerelere gittiğimi anlattım. Bu gezinin ana gerekçesi olan yerlere gittim. Miralayha Camit Bey Vakfı'nın alanına gittim. Çukurova Sanayi'nin eski tekstil fabrikasını gezdim. Tenis kulübünde tenis oynadım. Ay ne güzel. Şimdi son akşam yemeğini yiyip yarın sabah döneceğim. Çok güzel, harika yemekler yedim. Geldiğimden beri insanlar çok güler yüzlü, çok keyifli, neşeli ve candan insanlar. Bu da beni mutlu etti. Ne güzel. Hocam çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun size. Ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize evet, iyi bakın. Sevgiler, saygılar bütün Tarsus'a. Çok mersi. Sağ olun. You love me.